Cevize ben bayılırım bu arada. Benim en sevdiğim reçel ne deseniz ceviz reçelidir. Ceviz reçeli yapımını gösterecek. Evet inşallah. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz köyümüze. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok güzel bir köyünüz var. Çok güzel bir memleketiniz var. Evet. Çanakkale'nin her yeri çok, çok güzel, güzel zaten. Çok güzel. Bu anlamda çok şanslısınız gerçekten evet, çok de. Şükür. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Acık daha serin olaydı. Muhteşem bir gün olacaktı ama olsun. Keyfimiz yerinde, sağlığımız yerinde. Şükürler olsun. Önce şeyi anlatalım. Malzemelerimiz nelerdir? Evet. Hangi mevsimde toplanır bu ceviz reçeli yapılması için ceviz? Biraz bahsedelim mi ablacığım? Tabii ki de. Cevizi Mayıs sonu, Haziran'ın ilk haftası en son kabuklanmaya başlayıncaya kadar işte bir 15 gün içerisinde toplayıp soymamız gerekiyor. Hı hı. Aşamaları var bunun. İşte 15 gün ben bunu suda bekletiyorum. Hı hı. Acı suyu gitsin diye. Gitsin diye tabii. Aynen akşam sabah boşaltıyorum suyunu. Şu hal kabuğu oluşmamış hali. Bu evet şu an tane. Reçel. Süt haline. Evet. Evet. Kabuğu oluştuktan sonra tabii ki de bu reçel olmuyor. Tabii ki, tabii ki mümkün değil. Aynen. Kabukları soyuyorsunuz 15 soyuyoruz, gün suda. 15 gün suda bekletiyoruz. Berrak bir renk alana kadar suyumuz. Hı hı, hı. Ondan sonra tabii ki de her gün her akşam gün. Sabah değiştiriyorum suyunu. Hı hı. Acısı gitsin diye. Ondan sonrasında da cevizin yapım aşamasına geçiyoruz. Yapım aşamasına berrak olduktan geçiyoruz. Sonra suyumuz. Tamamdır. Peki hani bu şeylerde reçellerde kıvamı tutturmak için ölçü çok önemlidir hı hı. aslında. Mesela eğer bizim yapacağımız için söylüyoruz. Bu ne kadar cevizdir? Tahminen yarım kilo var mıdır orada? Yani evet yarım kilo. Yarım kiloya ne kadar şeker koyuyorsun Hatice abla? 3 bardak. 3 bardak su bardağı kadar. Evet. 3 su bardağı kadar şekerim var. Bir de şurada tarçınla. Tarçınla karanfilimiz var. Evet. Tat versin diye o da. Aynen. Aroma versin diye cevizi pişerken. Pişerken aroma aha. versin diye. Evet. Tamamdır. Hadi o zaman istersen başlayalım. Tamam ben önce. Ceviz reçeli yapımına ilk kez şahitlik edeceğim. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Heh. Şimdi biz önce kabuklarımızı soyuyoruz. Ben bu aşamayı da göstermek istedim size. Tabii ki tabii ki. Lütfen görelim elbette. Aynen böyle. Soyulmuşu var ama. Evet soyulmuşu var. Soyulduktan sonraki o ilk halini görmüş olalım bir tanesiyle. Evet şöyle. Bunları soyuyorum. Hiç kabuk kalmayacak şekilde. Çünkü acı suyunun buradan atması gerekiyor. Tabii yoksa reçelin içine o acısı karıştırır. Evet. Lezzeti bozar. Evet kesinlikle. Tadını bozar. Doğru. Bu şekilde bunu soyuyoruz. Bundan sonra ben bunu suda 15 gün boyunca bekletiyorum. Aynen öyle. Şöyle akşam gösterelim. Sonra elinizi boyayabilir. Öyle mi? Tamam. Sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi bu haliyle 15 gün, 20 gün acı suyu çıkana kadar, suyu berraklaşana kadar her gün suyunu değiştire değiştire yaptığımız hali burada. Şimdi o zaman bunu kenara koyalım. Göstermiş olduk. Hı-hı. Hatice ablacığım. Evet. Diyelim ki yaptık ve berraklaştık. Yaptık, tamam. Günü geldi. Yaptık. Evet günü geldi. İşte 3 bardak şekerimiz var. Tamam. Koyuyoruz tenceremize. Hı-hı. Şöyle 2 bardak kadar da suyumuzu koyuyoruz. 2 bardak kadar su, 3 bardak şeker. Evet. Güzel. Bu arada Emine abla sen neler yapıyorsun? Buralısın. Dolması çok güzel bir sarması yani. Evet. Zeytinyağlı yaprak ben sarması. Ben buralıyım. Ev hanımıyız. Mesela evdesin biliyorum ama hangi yemekleri yapmayı çok seversin mesela? Evde sunduğun sana özel ben şu yemeği yaptım. Herkes çok ister ya da gel Hatice bize bunu yap dedikleri bir şeyin var mı? Yani Hatice'nin tabii ki çok şey... Hatice demişim Emine. Hatice ile Emine karıştı. Şunu demek istedim. Emine gel şunu yapıyoruz. Senin evin lezzetlidir. Bunu güzel yaparsın dediğim bir şey. Her şeyi güzel yapar o da. Yani şu anda bilemiyorum ne söyleyeceğimi bilemedim yani dolma yaparım. İnsan kendini övemez bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi güzel sana bu soruyu bir daha sorarlarsa de ki... Zeytinyağlı yaprak sarmasını çok güzel yapıyorum. De. Değil mi? Çünkü sen çok güzel yapıyorsun. Ben... Afiyet olsun. Ben ki efendim normalde yaprak sarmayı etli severim. Ama ya zeytinyağlısı inanılmaz güzel olmuş. Afiyet olsun. Çok afiyet beğendim. Olsun. Reyhan şerbetini kim yaptı? Ben yaptım. O zaman efendim sağlığınıza, sıhhatinize bunun üzerine bir de reyhan şerbeti içersem... Kahvenin yanına yapıyoruz. Hmm. Reyhan şerbeti. Bayılırım. Ferahlatıcı evet. ve çok faydalı. Çok inanılmaz faydalı. Evet. Gerçekten çok faydalı. Şimdi efendim ne demişler? Görümce görmeyeyim ömrümce. Nereden demişler? Ne ayıp şeyler bunlar. Hiç öyle şeyler söz konusu değil ama. Evet. Belki bir şey yaparım öyle. Neyse şimdi sorayım sizi birbirinize. Efendim nasıldır aranız? Ya tabii ki kötü olsa şu an burada ekran başında şu haliniz olmaz. Evet. İşte benimki iş olsun diye sormak. Kaç yıllık gelin görümcesiniz mesela? 25 yıldır. 25 yıldır. Evet. Sen birlikte büyümüş gibi oldun. Aynen öyle aynen. oldu. Yaşıtız zaten. Aha, birlikte büyüdük gibi. Genç kızlığınızla birlikte geçmiş. Aynen.
Maşallah. Anne hayatta seviyoruz birbirimizi. Evet. Hayattalar çok şükür. Maşallah. Aynen. Allah uzun ömürler versin. Seviyoruz birbirimizi. İyiyiz. Çok aynen, şükür çok... yani. Ne çok güzel. Şükür. İyi iyi sevindim sizi. Evet. İyi maşallah. Anlaşıyoruz. Belli belli anlaştı. Ben size bir şey yapamam. Ben buradan bana bir şey çıkmaz. O zaman ben size bir madem gelin görümcesiniz günün anlam ve önemini belirten. Günün anlam ve önemini belirten bir eserimi seslendireyim diye. Yok, azıcık ortam şenlensin diye diyorum. Evet. Nasılsa bunun da biraz kaynaması lazım. Evet. Vaktimiz de var madem. Söylüyorum, hazır mısınız? Bahçelerde börülce, bahçelerde börülce, oynar gelin görümce, oynar gelin görünce, oynasınlar bakalım, oynasınlar bakalım, bir araya gelince, bir araya gelince, mori elelelli yar nina nini nom, mori elelelli yar nina nom, mori elelelli yar nina nini nom, mori elelelli yar nina nom. Harikaydınız. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Oynayan bir gelin görümce görünce ben de dedim ki madem öyle size güzel bir oynak bir türkü armağan edeyim. Teşekkür benden size hatıra kalsın. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ne demek, rica ederim. Biz de Trakyalı olarak böyle kapı gıcırtısına oynayan insanlarız. Oynamayı da severiz. Bir şey söyleyeceğim ama en sevdiğim insan bu Trakya bölgesinin, biz bu hafta hep buraları gezdik. Trakya bölgesinin insanın ortak paydası bu. Sınırlar illeri çizse de duyguları çizemiyor. Evet. Duygusu hep ortak. Şöyle ki her şeye rağmen yaşaması kısık tutunmuş, her koşulda her zorlukta gülümsemeyi becermiş. Eğer bir eğlence varsa da sonuna kadar hakkını vermiş insanlar. Evet. Yani düğünleriniz, dernekleriniz, bir araya gelişleriniz bile çok eğlenceli. Kesinlikle. Evet. Çok güzel olur düğünlerimiz. Gerçekten. Bekleriz inşallah. İnşallah inşallah. Keşke hani hep dedik bu hafta belki bir düğüne denk keşke, geliriz. Keşke. Evet, bir düğüne çok denk eğlenceli geliriz. Oluyor ama gerçekten. Ama işte program hafta içi olunca efendim hafta sonu. Doğru. Doğru. Evet. Biz bir türlü denk gelemedik ama giderseniz yerime de oynayın. Tamam. Vallahi bak yerime oynayın. Oynarız. Benden müsaade. Bir oynarız. Teşekkür bir ederiz. Bir kendinize bir bana oynayın. Hı-hı. Ne aşamadadır şimdi reçelimiz? Şerbetimiz kaynadı. Şerbeti kaynadı. Evet. Şöyle 3-4 tane karanfil atıyorum. Hı-hı. Çubuk tarçın atıyorum. Küçük bir şey attın öyle çok fazla atmıyorsun. Evet yani çok fazla atmadım. Birazcık aromasını versin. Evet. Sonra? Evet. Ondan sonrasında da cevizlerimizi atacağız içerisine. Suyundan süzdürüp evet. Cevizleri içine koyuyoruz. Cevizleri peki, atacağız. Ne kadar sürüyor Hatice abla? Yani bir yarım saat bulur. Bulur değil mi? Çünkü evet. Sert ya birazcık. Tabii. Yumuşaması gerekiyor. Lazım. Aynen öyle. İçine aslında badem de konuluyordu. Evet ben öyle, mi? Öyle de yapıyorum. Evet. Şunu soyduktan sonra bunu hazırladıktan sonra içerisine de öyle birer tane badem ittiriyorum. Ha böyle bir hoşluk olsun. Aynen bir sürpriz böyle olsun. Aynen sürpriz olsun diye. Onu ben yapıyorum. Ha senin buluşun benim bu. Benim buluşum bu evet. Vay be benim kadınım ne. Bak aklınızda olsun bize bir küçük not verdi. Eğer evet. Ceviz reçeli yapmayı seviyorsanız. Evet. Şöyle bir şeylerin arka tarafından. Arkadan. Cevizlerin yaş cevizlerin arka tarafından hop bademi. Birer peki, tane kabuğu şeyden soyulmuş. Önce kabuğu soyulmuş bademi. Tabii kabuğu soyulmuş. Şeyden önce. Tabii şerbeti atmadan önce onu itiriyorum içine. Ondan sonra atıyoruz. Evet kıvamlanacak kaynayacak pişecek ondan sonra da inşallah yiyeceğiz. Harika.